Evliya Çelebi'nin rüyası. 19 Ağustos 1630 günü rüyamda kendimi bir camide gördüm. Caminin kapısı birden açıldı. İçeriye askerler girdi. Önce namaz kıldılar, sonra dua ettiler. Ben de bir kenarda durup onları seyrettim. Yanımda duran askere "Sultanım, siz kimsiniz?" diye sordum. Bana Ebi Vakkas'ım deyince onun elini öptüm. Ona sultanım bu askerler kim diye sorunca Ebi Vakkas onlar bütün peygamberlerin ve evliyaların ruhlarıdır. Şu karşı taraftakiler ise peygamber arkadaşları ve yakınlarıdır diye cevap verdi. Sonra beni elimden tutup Peygamberimizin yanına götürdü. Peygamberimizin yanına gelince Ebi Vakkas bana döndü ve Peygamberimizin elini öp ve şefaat iste dedi. Ben çok heyecanlandım ve titremeye başladım. Peygamberimizin elini titreyerek öptüm. Sonra şefaat ya Resulallah diyecektim ama heyecandan aklım karıştı yanlışlıkla seyahat ya Resulallah dedim. Peygamberimiz hemen gülümseyerek Allah şefaatimi de seyahati de sana versin dedi. Oradaki herkesin elini öptüm. Onlar da bana güzel dualar ettiler ve camiden çıkıp gittiler. Ebi Vakkas ise gitmeden önce bana döndü ve sen bu dünyanın en meşhur seyyahı olacaksın. Ama gezdiğin ülkeleri, kaleleri, şehirleri, acayip ve garip eserleri, gittiğin yerlere ait yiyecek ve içecekleri yaz. Her zaman doğru ve dürüst ol, kötülük yapma, dedi. O anda şaşkınlık ve heyecan içinde uykudan uyandım. Acaba bu bir rüya mıdır yoksa gerçek midir diye düşündüm. Sonra ünlü rüya yorumcusu İbrahim Efendi'ye gidip rüyamı anlattım. İbrahim Efendi rüyamı şöyle yorumladı. Bu çok güzel bir rüyadır. Sen dünyayı gezen bir seyyah olacaksın. Bu dünyada gitmediğin ülke, görmediğin şehir kalmayacak.'' Ben bu müjde ile çok mutlu oldum. Gerçekten de hayatım boyunca dünyanın her yerini gezdim ve gezdiğim her yeri yazdım.